Ekolojistik Eko Kadını sunar. Eko Kadın'dan merhabalar. Türkiye'nin ilk kadın ekranında sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün Türkiye'de topuklu ekonomisti konuşacağız. Her şey bir kitapla başladı ve kitabın ötesinde iş o kadar çok büyüdü ki bir platform, bir oluşum haline geldi. Ne eksikti? Aslında onun biraz sırrını açacağız ama o eksiklik belki de bir kadını veya herhangi bir KOBİ'yi hem kaynağa ulaştırıyor hem de iş sahibi yapıyor. Çok kıymetli bir konuğum var efendim. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi ve aynı zamanda Topuklu Ekonomist Kadın Oluşumu kurucusu Sayın Doktor Öznur Sevme. Bugün Eko Kadın'ın konuğu. Sayın Sevme, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum icabetiniz için. Bir kere isim çok hoşuma gitti. Topuklu Ekonomist. Bununla ilgili bir kitap yazdınız. Evet. Buradan başlayalım. Galiba hikaye buradan başlıyor aslında. Evet, evet. Ne anlatıyorsunuz Topuklu Ekonomist'te? Şimdi kadınlar nasıl proje yazabilirler? Matematiği nasıl kurabilirler? İşi nasıl ticarileştirebilirler? Bunu anlatıyorum. Aslında ben bir kasaba çocuğuyum. Bolu Dağı'nın eteklerinde E5 karayolunun üzerinde küçük bir kasabadan bugün İstanbul'un merkezinde Kadıköy gibi bir yerde kadın girişimcileri, girişimci olmak isteyen herkese KOSGEB'in girişimcilik eğitimini veriyorum. Burada kadınlar çok güzel mantı yapıyorlar ama bu mantının ne kadarının kar, ne kadarının ciro olduğunu hesap edemedikleri için onlara aslında proje yazarak iş yerleri açmaya başladım. Çünkü böyle onlar o güne kadar evdekiler yemiş. Evdekiler yemişti. Karın zararını düşünmemişler ki. Düşünmemişlerdi. Evet, evet. Güzel projelerle tohumlu kağıt yapmaya başladık, üretmeye başladık, değişik fikirler geliştirmeye başladık. Ve bunları da kadınlara bu fikirleri özümsesinler, daha iyi dile getirebilsinler diye projeler yazmaya başladık. Bunu da kitapta uygulamalar olarak koydum. A'dan Z'ye. Hiç okuma yazma bilmeyen dahi kitaptaki yolları takip ederek KOSGEB projesi yazabilir. Sizin aslında orayı biraz böyle es geçtiniz ama açmak isterim. Bolu'dan dediniz, evet. Ya. İş tetikleme oradan başlıyor. Orada insanların biraz daha gelir olarak, iş olarak sıkıntıya düşmesiyle birlikte siz duruyorsunuz ve buna bir çözüm üretmem gerekiyor diyorsunuz. O hikayeyi biraz açalım. Açalım. Şimdi şöyle bir durum var. Kaymakamlıkların bugün hala daha geçerli sosyal yardımlaşma fonu var. Bu fon 2 yıl ödemesiz 30 bin lira geri ödemeli bir kredi veriyor. 0 faizli. Bunu alabilmek için kişilerin yapması gereken tek şey şudur. O alanda ustalık belgesinin olması. Hı hı. Elektrikçi olabilir, kuaför olabilir, saççı olabilir, mantıcı olabilir. İSMEK'lerden bu işi bildiğine dair çıraklık eğitim merkezlerinden bunu aldığı zaman o ilin, o kaymakamlığın, o ilçenin var olan sosyal yardımlaşma fonundan alabilirler. Bu her ilde ve var değil her mi? Her ilde var. Hı. Buna Beşiktaş ilçesinde çok başvuran yok ama Anadolu şehirlerinde çok başvuran olabiliyor. Şimdi gittiğiniz zaman kaymakamlıktaki çalışan personellerin de bunlardan çok bir bilgisi yok. Bunları ben kadınlara söyleyerek, aşılayarak o fonlardan almaya başladık. Bu da ciddi bir rakam. 2 yıl ödemesiz bu fonu almaları. Önemli bir kredi. Bunu alabilmek için şöyle bir şart var yalnız. Ustalık belgesi, ailesinden ayrı ikametgah ve üzerine hiçbir mal varlığının olmaması lazım. Kadınlar için biçilmiş kaftan. Biçilmiş kaftan. Bunu da pek çok iş yeri, pek çok kaymakamlık ödenekleriyle birlikte, yani o ödenek çıktıktan sonra ekipmanlarını da alabiliyorlar. KOBİ'lerimiz de böyle destek sağlıyor kadınlarımıza. Bu da beni çok fazla heyecanlandırdı. Böyle 2 tane iş yeri açtım. Adapazarı'nda. Bununla birlikte sonra KOSGEB'le destekler çıktı. Bunu da almaya başladık. Sonra ben bunu neden eşinden ayrılmış, şiddet görmüş, ölmüş, şehit olmuş tüm kadınlara yapmıyorum diye böyle içimi yiyordu, heyecanlandım. Topuklu ekonomist öyle çıktım. Ekonomistim, proje yazmayı biliyorum. Neden kadınlara el vermiyorum diye düşündüm. Hem bir sosyal yardım, hem bir manevi tatmin, hem işi biliyorum. Zaten üniversitede çalışıyorum. Kendimi
ikame edebilecek bir gelirim var. O yüzden kadınlarla birlikte bu platformu kurduk. Aslında platform kendiliğinden oluştu. Sonra alanında ünlü selebritileri getirmeye başladım bu kadınlarımıza. Yani çok ünlü markaların CEO'ları geldiler. %100 krediyle açılan iş yerlerinin bugün Türkiye'deki ilk 10 kafe restoran zincirini, hizmet sektörünü, temizlik sektörünü kurmaya başladık. Bugün organik doğal tarımla başlayan köy mutfağım Maltepe, İdealtepe'de bir AVM'ye dönüşüyor. %100'ü doğal tarımdan oluşan ürünlerin satıldığı bir AVM'ye geliyor. Ve artık iş yeri bile açmanıza gerek yok. Sadece stand kiralıyorsunuz. 150 TL ile 500 TL arasında değişen ve oraya ürünlerinizi koyuyorsunuz. Sadece yapmanız gereken şu, tarım il müdürlüklerinden doğal tarım yapıldığına dair, sertifikasının olduğuna dair bir belgenizin Üretici olması gerekiyor. Bu da ayrıca güzel bence. Evet. Çünkü arada taşeron olursa üreticinin emeğine saygısızlık yapmış oluyoruz. Üreticiden, yani topraktan sofraya direkt ilk el gibi olacak. O yüzden de destekliyoruz. Ya, yüreğinize sağlık. Bir kere bence çok tam bir yurttaş kesinlikle örneği. Kesinlikle. Yani işte zaten ben geçiniyorum. Elimdeki bir yiğneyi insanlara sunmayayım. O oluşumu biraz açalım. Nasıl bir oluşum haline geldi? Daha doğrusu nasıl büyüdünüz birdenbire? Benim eğitimlerim hep 25 kişilik ve 5 günde bir değişiyor. Şimdi o kadar çok kadın hikayesi dinliyorum ki biraz da kendimi buluyorum. Şimdi 12 Kasım deprem bölgesi zamanı ben üniversite öğrencisiydim. Esnaf bir ailenin çocuğuyum. 5 kardeşiz ve üçümüz çok iyi üniversitelerden mezunuz. Ve bunun yanında kadınlara da duyduğum zaman işte ne iş yapıyorsun? Hocam 3 çocuğum var. Evet. Eşim sabah kalktığımda yanımda yoktu. Başka bir eve taşındı. Ne yaptı? Algılayamıyorum önce. Kendine daha maddi durumu iyi bir bayanla yaşamaya başladı. Bunun 3 çocuğu var. Evi kira, geçinme derdi var. Bunlara yaptığı ürünü ticarileştirmeyi birisinin öğretmesi lazımdı. O neden ben değildim? O neden bir başkası değil? Bu ülkesini seven her kadın, bu ülkenin nüfusunun %52'si kadın ve bunların istihdama katılması lazım. Sürdürülebilir kaynak oluşturmak lazım. Bir kere para verirsiniz, yok, sonu gelmez. Yok, o iş değil zaten. Balık tutmayı öğretmek lazım, balık vermek değil. O yüzden de onlara iş kurmaya başladım. İşte kuaför açtım. O bayana hem kaymakamlık desteği hem KOSGEB desteği aldık. Bir tane bayana soğuk sıkım zeytinyağı fabrikası kurduk. Ama çok iyiydi. Bir dakika, şimdi bir dakika bunu ıskalamayın. Hı. Bir gün önce ne yapacağını bilmiyordu. Evet. Ve bugün bir fabrikası var. Evet, aynen öyle. Sadece aynen. Doğru teşvikleri kullanarak. Aynen öyle. Ve biliyor musun sıfır atık projesiyle başladık biz buna. Zeytinin çekirdeğinden şömine odunu yapıyoruz. Sıkılaştırılmış zeytin çekirdeğinden. Zeytinin atılacak hiçbir posası yok. Posasından da sabun üretiyoruz. Sıfır atıklı. Tarihe geçmiş bir şeydir evet, zaten. Evet, evet. Ve şu anda Türkiye'nin asit derecesine göre en iyi zeytinyağlarından bir tanesi. Siz anladığım kadarıyla böyle her iş açtığınızda ondan sonra bir zinciri bir halka giriyor. Çünkü o da neden? Yardım etmeye başlıyor. Çünkü neden? Hem o yardım etmek istiyor. Devletin şöyle bir sistemi var. Aynı anda 3 tane teşvikten yararlanabilirsiniz. Yani uygulamalı girişimcilik eğitimiyle iş yerinizi açtınız. 60 bin lira oradan aldınız. Eğer geleneksel girişimciyseniz, hatta ileri girişimciyseniz 360 bine kadar ödeneği var. Bunun nitelikli eleman desteği, ön lisans mezunlarına 1500 lira, lisans mezunlarına 2000 lira, yüksek lisans mezunlarına her ay düzenli devletin 2500 lira gibi bir ödeneği var. Sadece diyor ki devlet, yaptırdığınız sigorta üzerinden maaş ödenecek. Yani 3500 lira, 4000 lira yani bir yüksek lisans mezununun alması gereken maaş neyse siz onun üzerinden sigortasını ödüyorsunuz. Bunu aldık. Bir de markalaşma. Bunu da devlet destekliyor. Eğitim devlet destekliyor. Sanayi mülkiyet hakları devlet destekliyor. Patenti devlet destekliyor. Hepsi beraberinde geliyor. Fuar desteği var. İş geliştirmeyi de destekliyor. Bir bakıyoruz kendiliğinden büyüyor. Sonra diyor ki hocam ben büyüdüm. Başka arkadaşlarım bu işi kurmak istiyorlarsa ben onlara mentörlük yapabilirim diyoruz. Bu çok önemli. Yani işi bilenin işe öğretmesiyle. Hani çok gezen mi çok okuyan mı bilir diyoruz ya. Ya da damdan düşenin halinden evet, damdan düşen aynen öyle, aynen öyle. Derslerime de konuk olarak işinde başarılı olmuş kadın girişimcileri de getiriyorum. Hem örnek hem rol model
hem onları motive edebilme, işte sen ayakta nasıl durabilirsin, işini nasıl yapabilirsin, kader gayrete aşıkmış. İşine dört elle sarılan bir insanın ben işte başarısız olacağına inanamıyorum. Şimdi iki tane bir örnek vereyim. Lütfen, İş yeri kapattık. Bu benim içimde kanayan bir yaradır. 40 yaşından sonra girişimci olunmuyor. Daha önce hiç çalışmadıysa onu da gözlemliyorum artık. Makaleler yazıyorum bu konuda. Hocam hiç özel hayatım kalmadı. Eğer börekçi açıyorsanız sabahın 5'inde kalkmanız gerektiğini bileceksiniz. Yani öyle kolay gelmiyor. Kolay para. Gelmiyor o paralar. O yüzden hazır para yemeye de benzemiyor bu. Yani Türkiye'de bir sisteme döndü. Şimdi börek zincirleri var. Herkes de kafeterya, işte börekçi açayım, sıcak para nasıl olur, organik tarıma yöneleyim. İşte hep yiyecek içecek sektöründe. Biraz üretim yapmak lazım. Biraz toprakla uğraşmak lazım. Zeytinyağı mesela güzel örnek. Solucan gübresi de güzel örnek. Yani şuna da bilmeniz lazım. KOSGEB'den alamadığınız bir desteği Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alabilirsiniz. Tarım ve Hayvancılık'tan, yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, her bakanlığın ayrı desteği var. Yani KOSGEB sizi desteklemiyor. KOSGEB üretimi destekliyor, imalatı destekliyor, talaşlı imalatı destekliyor, yazılımı destekliyor, makineyi destekliyor. Zaten her yıl senede iki defa makine desteği var. %50 yabancı makine, %75 yerli makineye destek var. Sen zaten işini büyütmek istiyorsan bu teşvikleri beraberinde götürebilirsin. Sanıyorum burada kritik şey cesaret. Siz böyle kadınları cesaretlendiren bir sırra sahipsiniz. Kulaklarına ne söylüyorsunuz? Bir kere kimsesi çaresiz değil galiba. Anlattığınızdan bunu anlıyorum. Hem öyle hem de her kadın akıllı ve özeldir. Ev ekonomisini yöneten bir kadın işletmeyi yönetebilir. Sadece biraz vizyon, biraz inovasyon, biraz da dünyayı görmeli. Rakipler neler yapıyor buna bakabilmeli. Yapanlar senden çok üstün mü? Değil. Senden daha eğitimli mi? Değil. Sen bu aradan nasıl sıyrılabilirsin? İşin sırrı bu. Nasıl tetikliyorsunuz? Mesela bir kadın niyetlenmiş olabilir ve size geldi, başvurdu. Ama içinde hep şu vardır. Ya herkes yapıyor da ben yapabilir miyim? O noktadan zeytinyağı fabrikası üretir noktaya gelene kadar ne yaşıyorsunuz? Şimdi şöyle, önce kursiyeri dinliyorum. İş fikri geleneksel girişimciliğe mi giriyor, ileri girişimciliğe mi, ona bakıyorum. Devletten alabilecekleri destekler neler, onu çıkartıyorum. Diyorum ki ben senin projene inanıyorum. Sen de inanıyor musun? Ben senin projeni yazacağım. Sen de bu işte var mısın? Sen özel bir kadınsın. Bu işi başarabilirsin diye cümleler kurmaya başlıyorum. Hocam ben buraya geldiğimde çok ümitsizdim. İşte siz bana cesaret verdiniz. Çünkü ben şuna inanıyorum. NACE kodu dediğimiz bir kod var. Nasıl insanların TC kimlik numaraları varsa her sektöründe var. 56 10 19 kafeteryaların NACE kodu mesela. Şimdi diyorum ki eğer NACE kodumuzu doğru seçersek, KOSGEB'in desteklediği sistemler arasındaysa ben garanti bir yana, ama bu projenin geçeceğine inanıyorum diyorum. Çünkü ben KOSGEB müdürleriyle görüşüyorum. Hoca hanım diyorlar, uzaya fabrika kurmayı düşünmediği sürece olumlu iş fikirleri var ise biz her projeye kucak açıyoruz diyorlar. Gerçekten öyle ama. Gerçekten öyle. Şimdi şu var insanlarda, hocam biz catering iş yeri açıyoruz, işte 50 kişi çalıştıracağız, ama NACE kodun geleneksele giriyor. Yani senin çok fazla kişi çalıştırman, tencerenin çok fazla büyük olması ileri girişimci yapmıyor. Doğru mu tanımlayamıyor? Doğru tanımlayamıyor. Çok önemli bir şeyden bahsediyorsun. Değer önerisi dediğimiz şey çok önemli. Doğru tanımlayabilmek, iş yerini doğru tanım. Yani yiyecek ağırlıklı mı sektör, içecek ağırlıklı mı sektör bunu hala tanımlayamıyorsa diyorum ki biraz düşün. Mesela şu soru çok yanlış. Hocam ben hangi işi kurmalıyım ki çok para kazanayım? Gitti. Sevdiğin işi gitti. Yani o kişi kafamda eğleniyor. Ben güveniyorsam eğer, yapabileceğine inanıyorsam. Çünkü yıllarca çalışmış, iyi bir satışçı. Yani işine hakim olan herkes. Doğru mu anlamalıyım hocam? Ben bunu yapabiliyorum, bunu nasıl işe döndürebilirim? Kesinlikle. Diye gelmesi lazım. Kesinlikle. Hocam
Şırnak'tan yazan var, Batman'dan yazan var, Bitlis'ten yazan var, Van'dan yazan var. Hocam Instagram'da sayfamı paylaşır mısınız? Ne ürünü yapıyorsunuz diye hemen cevap yazıyorum. Belki de beni, markayı bu kadar büyüten şey o. İyi niyetle ulaşılabilir, iyi niyetle başlıyoruz. Şimdi bir örnekle başlamak istiyorum. Bodrum'a giden turist sayısı ile Mardin'e giden turist sayısı aynıymış. Evet. Şimdi, ama Mardin'dekiler daha az para kazanıyor. Ama neden? Mardin'e giden herkes, Mardin'de şöyle bir şey var. Hocam biz İstanbul'a geleceğiz, Mardin'de hediyelik eşya bulamıyoruz. Yani yöresel kalmış ürünler. Geliştirilememiş. Ticarileştirilememiş. Ticarileştirilememiş. Dünyada bir sürü sosyal medyada hani siteler var, değişik çanta. Herkes el örgüsü çanta yapıyor. Ama seni, ben bir bakıyorum, ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yapamıyorsam eğer bu ürünü alma taraftarıyım. Bu üründe kendimde bulmak istediğim, beni o ürüne, beni al dedirten şey ne? Bunu görmeliyim. Herkes şu ara çok moda. Gelen kur her sınıfımda bir tane bez çanta sevdalısı var. Ama seni herkesle mesela, baskı yapacak. Hocam mesela şöyle fikirler geliyor mu? Öyle bir sistem yap ki gelen kendi bez çantasını örsün orada. Onu zaten yapıyoruz. Şu an o çok neden? Workshop yok, diyoruz ona. Turistten de olabilir. Yapılıyor bir kendi mi? Çektiği resmi. Ha, çok iyi. Gelsin, kendisi kumaşa monte edilsin. Onun 3 boyutlu yazıcısı, 3D Max'leri vesaireleri var. Onlar kendileri çıkarsınlar. Elbette yapılsın. Ya da hep aynı gittiğiniz zaman hep aynı şekilleri alabiliyorsunuz. Yani orada aynı. Özelliği ne? Seni diğerlerinden farklı kılan özellik ne? Şimdi herkes takıcı. Yani takıcıya geliyorsunuz. Ne iş yapacak? Takıcıyım. Hocam ben İstanbul'un silüetlerini, İstanbul'a ait figürler çalışmak istiyorum. Hemen şu soruyu soruyorum. İstanbul 1453'ten sonra mı İstanbul oldu? Hayır. O zaman bir kompozisyon yazacaksan bir Roma'ya kadar gitmen lazım. İşte yani tarihi yansıtman lazım. Bir koleksiyon hazırlarken sadece İstanbul'u tek bir fotoğrafta görmemen lazım. Ya çok kıymetli. Bu yılanlı başı da yapman lazım. İstanbul'un şahmaranı da yapman lazım. İstanbul'un silüetini de yapman lazım. Çok böyle kuyumcular açtım. Bildiğim kadarıyla bir de kolaya kaçmak var. Yani mesela eski yılları hatırlıyorum. Siz şimdi üniversite mezuniyetinizi söylediğinize göre onu hatırlamayabilirsiniz. Ortaköy'de ilk takıcıların çıktığı zaman takıcılık vardı. Şimdi her yerde takıcı var. Yani biraz kolayına mı kaçıyor insan? Takı örnek zaten. Şimdi şu ona biraz herkes bir açıklama. Ben de mi yapayım yoksa ben orijinal bir şey yapayım kafası mı yoruyor? Şimdi şöyle bir şey var. Bu tabii hayatın bir gerçeği ama çok ünlü selebritiler kendilerine tasarımcı çıkararak kendi koleksiyonlarını yapıyorlar. Tabii bu tercih meselesi. İşte hocam onların paraları var ama senin de fikrin var. Senin de zanaatkarsın, sanatın var. Sen biraz tüm tarihi, sanat tarihini bilmeden sanat tasarımcı olunmaz. Yani kuyumcu olunmaz. Ucundan tutamazsın tarihi, kültürü. Bir şey yansıtacaksan onu ta başından yansıtman lazım. Bir şeyler sunabilmen lazım. Bir iki üç dakika sonra bir araya gideceğim ama önce araya gitmeden önce size şu soruyu sormak isterim. Kadın niye ekonominin ortasında olmalı? Kadın ekonominin ortasında değil başında olmalı. Baş tacı olması. İki dakikada açın sonra araya gideceğim. Neden? Devam ederiz. Hep şunu söylerim. Kaynak, vakıf kurdun, dernek kırdın. Bir kere para, bir kişiden bağış almak önemli değil. Bir kişiye sponsor olmak önemli değil. O sürdürülebilirliği oturtturabilmek çok önemli. Bu nüfusunda, Türkiye nüfusunda %52'si kadın. Bunu ekonomiye, istihdama, nitelikli personele katmak lazım. Sevdiği işi yapması lazım. Onun için ekonominin en başında. Çok mu dışarıda tutuyoruz? Çok dışarıda tutuyoruz. Çok dışarıda. İnanılmaz. Neden? Çünkü dünyada bakın hemen kısa bir örnek vereceğim. Aynı üniversiteden mezun bir erkekle bir kadın tüm dünya için geçerli. Mezun aynı bölüm aynı üniversitede. Kadın 1 TL maaş alırken erkek 3 TL maaş alıyor. Bu Oxford'dan mezun olan için de geçerli. Selçuk Üniversitesi'nden mezun olan da geçerli. Böyle bir algı oluşturmuş. Bir mantığı da yok aslında. Bir mantığı da yok. Bir kadın dünya ortalamasında evine su götürebilmek için tüm dünyada 20 kilometre yol yürümesi lazım. Ve Çetin Bey daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Dünya topraklarının %1'i sadece kadınların üzerine.
Bunun tapulardan için, mı bahsediyorsun? Tapulardan. Var olan tüm toprakların sadece %1 kadınların üzerine. Bizim mal paylaşımında sözün da. Sözün bittiği nokta yani. Ben evet. Bakın bunu hiç %99'u bilmiyorum. Erkeklerin üzerine, %1'lik kısmı kadınların üzerine. 2017 verileri bu. Çok dramatik. Evet, gerçi yani evet. Allah'ın onun için baş tacı olsun istiyorum. Allah'ın da sopası yok. Bizim Antalya civarında biliyorsunuz kadınlara vermişler. Oranın sahilleri hep kadınlara. Avcılarda da öyledir. İşe yaramaz diye vermişler ama çok işe yaradı. Rüzgarlı diye kadınlara vermişler ama. Peki şimdi kısa bir ara vereceğim. Kadın girişimciliğinde ne yaşanıyor biraz açalım. Bir de sizin sürekli atıfta bulunduğunuz bu ürünü endüstriyel hale getirmek, ticarileştirmek. Satamadığın bilgi. Satamadığın ürünün hiçbir kıymeti yoktur. Kısa bir ara verelim, aranın ardından bunu konuşalım. Efendim Eko Kadın'dan ayrılmayın. Eko Lojistik'in sunduğu Eko Kadın devam edecek.